Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعذبهم الله بعقاب منه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, bugün fert, toplum ve insanlık olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hak, hukuk, ahlak, vicdan ve merhamet gibi insanı insan yapan değerler, işgalci zalimler ve destekçileri tarafından ayaklar altına alınmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Bugün de Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Aziz müminler, eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler, cesaretlerini Ümmet-i Muhammed'in suskunluğundan ve darlıklığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam, bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir. İstiklal şairimiz bu hususu ne de güzel ifade etmektedir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ey insanlar! Yaşanan bu vahşet sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak sorunudur. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak, bütün insanlığın aybıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme reza göstermek de zulümdür. Kıymetli kardeşlerim, hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İçinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.
bombalar altındaki çığlıkları duymazsak herkesin canı yanacaktır. Unutmayalım ki herkesin her zaman kötülüğe engel olmak için yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Zulme engel, masuma umut olmak için caydırıcı rol üstlenelim. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle ne gerekiyorsa yapalım. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Kim bir kötülük ve haksızlık görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Aziz Müslümanlar, kadın erkek, genç yaşlı, her birimiz dünyadaki tüm zulümlerin son bulması için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali, hakkın yanında batılın karşısında yer almaya devam edelim. Bizden inanıyoruz ki bu zor günler elbet sona erecektir. Zalimlerin zulmü mutlaka bitecektir. Mazlumların yüzü gülecek, zafer inananların olacaktır. Mazlumların umudu olan aziz milletimiz, ümmet bilinciyle dünyamızı yeniden barış yurdu haline getirecektir. Hutbemi bir ayet-i kerimeyle bitiriyorum. Rabbena fi aleyna sabran ve tebbid ekdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbimiz bize sabır ve dayanma gücü ver. Ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım eyle. فَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ فَاَبْلَغَ الْنِظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Elhamdülillah hamdül kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fadâhi şâhi şerâfi safiyyi. Ve kâle azze ve celle min qâilen muhbira ve âmira. İnne allâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إسلام المسلمين على يقين وطنımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyiliğin güzellik ihsan eyle. Bizleri, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla, şüphesiz sen işinden dualarımızı kabul edersin. İbadallah, ittakullâhe ve adî'û. İnnallâhe ye'mur bil adl vel ihsân vel îtâ'i zil qurbâ ve yenhâ anil fuhşâi vel münker vel bagy. Ya'idukum le'allekum tezekkerûn. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabayla yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O, düşünün, tutasınız diye size öğüt veriyor.